Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Vera'yı tıraş edeceğim ve Vera'yı yıkayacağım. Bakalım Vera tıraştan korkuyor mu? Ya da yıkanmaktan korkuyor mu? Nasıl tepkiler verecek? Onlara bakacağız. Zaten Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'ya gittiğimiz için de Vera'yı hem bir nefes alsın derisi, hem de şöyle bir tıraş edeyim. Gittiğimiz yerde tüyler öyle bu kadar çok dökülmesin diye tıraş edeceğim. Hadi o zaman geçelim mi? Gel. Şimdi şöyle bir tıraş makinesi var. Aslında yani köpekler için, kediler ve köpekler için özel büyük tıraş makineleri var ama ben bunu kullanıyorum Vera'ya. Elde bu var çünkü olan. Evet Vera, bu arada kaliteli bir şey, kalitesiz bir şey değil. Gel buraya, koş kızım. Ama gösterdik gelmez tabii. Bak, tamam bir şey yok ya. Hadi koş banyoya. Hadi koş banyoya. Hadi koş. Koş. Evet, geç banyoya. Gel bakalım. Güzel oluyor ama ya. En son paşayı tıraş ettirmiştik değil mi? Şimdi güzel güzel tıraşımız olacağız. Antalya'ya temiz temiz gideceğiz. Bekle kızım. Evet gördüğünüz gibi tıraş esnasında gayet akıllı uslu duruyor. Ama bakalım birazdan yıkarken de aynı şekilde duracak mı? Acaba seni başkası tıraş etse de böyle rahat duracak mısın onu da merak ediyorum. Bir gün de başkasına yıkatayım ya. Ama burada şeyi sevmiyorum. Böyle kestikten sonra da böyle sert sert kalıyor ya. Bu arada kabloyu da takmak zorunda kaldım. Yani şarjı dedim ya biraz önce. Yani iki defa şarj etmek zorunda kalıyoruz. Yani böyle olduğu zaman daha uzun oluyor ve yetiyor. O yüzden kabloyla yapıyorum şu anda. Biraz işimi zorlaştırıyor ama yapacak bir şey yok. Şey söyleyeyim mi? Profesyonel bir makine almamız lazım. Profesyonel bir makine almamız lazım çünkü arka taraflarda böyle sanki kavga etmiş gibi böyle yara bere izleri gibi kesikler oluştu. Yani can acımıyor belli ama kuyruk sallıyorum ben ya bak. Kuyruğunu da hafif alayım bitirelim. Benim ağrıdı. Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Profesyonel bir makine aslında ama yani köpek için profesyonel bir makine değil. O yüzden burada bırakıyorum. Birazcık ben şu ense kısmını aldım, sırt kısmını aldım, birazcık kuyruğundan aldım. Birazcık da şu gövde kısmını aldım. Bence yeter. Yıkamaya hadi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar tıraşımız tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Vera'yı yıkayacağım. Vera'yı yıkayacağım. Ama Vera'yı şuradan öncesinde şişenin içerisine koydum. Bu şampuan Vera'ya Almanya'dan geldi. Orada bir arkadaşım var.
Onun da köpeği var. Ara sıra Türkiye'ye gelip gidiyor. Markayı da belli etmemek için açıkçası. Bunu da koyduk. Hem tüy dökümünü falan da engelliyor. Bayağı kaliteli bir şey. Şimdi bakalım Berasu'ya nasıl tepki veriyor. Az çok biliyorsunuz gerçi. Bir de size de önerimdir. Normalde böyle pet shop'a falan gittiğiniz zaman şundan bulursunuz. Bunun büyük ihtimalle şuraları falan yırtılır. O yüzden yani şöyle bir şeyle yıkamak daha iyi. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu o yüzden bununla yıkamıyorum. Hem köpürtüyor, yani olduğundan daha az şampuan kullanıyorsunuz, boşa gitmemiş oluyor. Evet Berat'cığım, tamam yıkanacağız şimdi, gel. Gel. Gel buraya. Gel böyle. Gel, geri git. Otur. Otur. Bekle. Cici olacağız, cici. Her temiz olacağız. Bugün mis gibi kokacağız herhalde. Bekle. Antalya'da suya girecek misin? Buz gibi suya, ha? Zaten şey yapıyordu, evin orada bir tane böyle su havuzu var yakınlarında. Yürürken odaya doğru yürüyoruz, gördüğü zaman koşup atlıyordu. Eski videolardan izleyen varsa bilir. Şimdi ilk şampuanımızı sürelim. Gelsin buraya, bir yere daha. Şampuan yeme şampuan. Her şeyi yiyorsun. Yemediğin hiçbir şey yok ha. Bu arada yıkarken de şeye dikkat etmek gerekiyor. Su, kulakların içerisinde su kaçırmamak gerekiyor. Yoksa içeride bakteri falan oluşabiliyor. O da köpek için bayağı zararlı. Evet Veroş, bir defa daha yapalım. Gel. Yeter. Bundan sonrası artık yıkayacağız. Sonrasında da kurutacağım merayı. Gibi koptun kızım. Bekliyorsun şimdi. Bekle. Bekliyorsun orada. Haydi. Bekliyorsun Mera. Otur. Gel. Bekle kızım. Bekle. Bekle.
Gel buraya gel. Gel buraya. Heh. Ver patini. Ver diğer patini ver. Otur. 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 Bekle, acele yok. Daha kurutacağım seni. O koşacak şimdi, atlayıp zıplayayım diyor. Su değdiği zaman çıldırıyor. Bekle. Bekle. Gitmiyorsun bir yere daha. Evet, şimdi tam kurumadık. Kurutmaya geçelim hadi. Hadi koş kurutmaya. Evet, gel buraya, atla kızım. Atla, bekle. Vera. Bekle. Kurutacağım şimdi. Ama vallahi yoruldum. Evet arkadaşlar, biraz amatör bir kesim oldu. Sonrasında Vera'yı yıkadık. Yorulduk. Benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Vera gel. Atla buraya. Gel buraya. Otur. Gel buraya. Otur. Vera. Öpücükler. Öpücükler. Tamam. Teşekkür etti. Gel buraya. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Vera'nın bu anlarını sizinle paylaşmak istedim. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Ben biraz dinleneyim. Şimdi zaten Vera'nın şu an tek yapacağı şey duştan sonra uyumak olacak. Şurası da yeri, biliyorsunuz artık. Gel buraya kızım. At yerine. Otur. Otur. Yat. Evet. Vera orada uyurken biz de dinlenelim birazcık. Abone olmayı unutmayın. Kanalı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.